arkadaşlar ben Rüştü Hoca halk edebiyatı şairlerini konuşacağız. Bakalım neler olacak kimler neler yapmış hiç uzatmadan hemen başlıyorum. Halk edebiyatında öncelikle ilk adımız aşık edebiyatı olacak. Aşık tarzı halk edebiyatında bakalım kimler temsilciymiş, kimler hangi eserleri yazmış, hangi özellikleriyle sınavda sorulmuş sorulabilir ona bakacağız. Ele alacağımız ilk isim Köroğlu. Benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara seslenmelidir diyor. Ya devrin bolu beyi bu. Kim artistik yapıyorsun? Yapıyor. Bu artisti yapan Köroğlu. Aman Köroğlu. Koçaklar hocam koçaklar. Bu adamın koçaklamaları meşhur zaten. Değil mi? Biliyorsunuz babasının gözlerine mil çekiliyor. Körün oğlu anlamına gelen bir ifade Köroğlu şüphesiz ki. E sonrasında Köroğlu'nun koçaklama yazması artık kaçınılmaz. Yani bu adam yiğitlikten, kahramanlıktan bahsedecek. Nidalı bir üslubu var bu adamın. Haydi kaçırma. Yani hocam fazlasıyla seslenen, bir yerlere bir şeyler göndermeye çalışan müthiş isim Köroğlu. Sadece Ece kullanmış. Aruza falan değinmemiş. Yani halk edebiyatının hakkını vermiş. Bazı sanatçılarımız hem Aruz hem Ece kullanıyorlar. Eyvallah saygı duyacağız kendilerine. Köroğlu sadece hece kullanması bakımından önemli. Tekrar koçaklamalarıyla tanınacak yiğitlik kahramanlık Köroğlu için fazla bile fazla. Hocam asıl adı? Ya boşver gitsin. Hangi asıl ad? Hangi asıl ad? Boşver. Karacaoğlan haydi kaçırma. En çok varsa yazan isim hocam. Karacaoğlan en çok varsa yazan şairimiz konuşamadım. En şair, <laughs> eyvallah saygı duyarız. Türkmen kendisi saygı duyarız. Güzellemeleriyle meşhur, güzellemeleriyle. Bak bu bilgiyi bilmiyorsan Allah aşkına seneye gir sınava bu sene girme. Karaca olan güzellemeleriyle tanınır. Hani birçok kişi aşık olan, değil mi? Gördüğü güzellere aşık olan ve sonrasında onlar için bir şeyler yazan bir aşk şairinden bahsediyoruz. Bir aşıktan bahsediyoruz Karaca olandan bahsederken güzellemeler yazmış. Tutup da doğa güzelliği değil tabii. Ondan da bahsetmiş ama daha çok sevdiği kişilerden bahsetmiş değil mi? Aşk ele aldığı en önemli tema şüphesiz ki. Sadece hece ölçüsü kullanmış. Ya hocam biz bu sadece hece, hece ile aruz bunları nasıl akılda tutacağız? Karaca olanla ilgili şu bilgileri aldın mı hocam? Al. En çok varsa cepte. En lirik cepte. Güzelleme cepte. Karaca olan güzelleme. Köroğlu koçaklama. Dadaloğlu koçaklama. Şimdi Hece ile Aruz'un taktiğini veriyorum. Sakin ol. Lütfen bu taktikte genelde insanlar heyecanlanıyorlar. Sakin olun hocam heyecanlanmayın. Oğullar sadece heceyle yazıyor. Yani hocam oğullar derken Köroğlu, Karaca oğlan ve Dadaloğlu. Dikkat! Oğullar sadece Hece ölçüsü kullanan 3 isimdir. Geri kalanların tamamı hece artı aruz hece artı aruz hece artı aruz artık hocam çok önemli bir bilgi aktarmış olduk. Bunu cebinize koyuyorsunuz. Bütün soruları takır takır yapıyorsunuz. Haydi devam. Aşık edebiyatındayız. Gevheri'yi konuşuyoruz. Divan edebiyatı etkisi görülecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bu önemli. Bu önemli. Herkes de yok. Aman dikkat. Toplumsal konulara çok fazla değinmeyecek. Aşk diyecek, ayrılık diyecek, acı diyecek daha çok bireysellikle hareket edecek haydi kaçırma. Divan katibi kendisi. Yani hocam ne gerek var? Geziyor geziyor onun için yazdım ben. Gezgin bu adam gezgin. Aman dikkat olurum burası önemli. Gezgin olması bizim için değerli. Medrese eğitimi almış. Eyvallah. Herkeste yok bak bu herkeste yok. Medrese eğitimi alması önemli bir nokta. Hece artı aruzu zaten bilmeyen kalmadı artık. Sadece oğul ifadeleri Unutma Dadaloğlu, Köroğlu ve Karaca olan sadece hece, geriye kalanlar genellikle hece artı aruzu kullanmışlar. Peki hocam gevheriyle ilgili ne bileceğiz? Divan edebiyatı etkisi cebinizde kalsın. Hece artı aruz dursun, divan katipliği dursun. Biliyorsunuz bu dönemde çok fazla Eser verilmemiş. Daha doğrusu şiirler yazılmış ama kitaplaştırılmamış. Cönklerde toplanmış. Sonra da maalesef bakın burada bir gibi, bir Namık kemal gibi şu kitabı var, bu bilmem nesi var. Çok fazla diyemiyoruz. Genel özellik saymakla yeterli kalıyoruz maalesef. Peki dikkat. Aşık Ömer. Unutma bu sözümü. Eğer bu sene aşık edebiyatından bir soru gelirse ki yazarlar sorulabilir. Aşık Ömer favorim benim hocam çok çok önemli özelliklere sahip çünkü. Şimdi her şeyden önce divan edebiyatı etkisini göreceğiz. Tamam hocam, saygı duyuyorum. Yani biraz olsun dilinde ufak ufak divan esintileri, divan edebiyatı esintileri göreceksiniz. Aşıkname ya da Şairname dediğimiz bir eseri var. Aşıkname, Şairname ikisi de aynı olacak. Aynı eserden bahsediyoruz. Aşık Ömer'e ait. Hocam bu çok değerli. Herkesin kitabı yok çünkü o dönemde. Aşık Ömer koşmalarıyla, semaileriyle tanınıyor. Kendisi bir Yeniçeri şairdir. Kim gibi hocam? Kayıkçı kul Mustafa gibi. Değil mi? Yeniçeri şairler önemli. Hece artaruz biliyoruz hocam zaten. Dadaloğlu, Köroğlu, olan Bunu bize söyledi zaten. Bunlar sadece Ece ile yazıyordu. E tamam saygı duyuyoruz. Devrin üstadı hangi konuda hocam? Çok yazması konusunda. Çok. Bu adamı durdurabilen yok. Adam yazıyor. Her saniye yazıyor. Bismillah diyorsun yazıyor. Maşallah diyorsun yazıyor. Ne desen yazıyor bu adam. Yani takır takır. Dönemin, devrin en çok yazan ismi Aşık Ömer. Adli mahlasını kullanacak. Mahlas olmasın o. Mahlas olsun. Adli mahlası unutma. Kalem şairidir kalem. Hocam ne demek bu? Yani kültürlü okumuş anlamına gelen. Eğitim almış anlamına gelen bir ifade olur mu? Kalem şairi önemli. Peki hocam Aşık Ömer'le ilgili ne bilelim? Aşıkname, Şairname adında bir eseri olduğu cebinizde kalsın. Aşık Ömer'le ilgili bilmeniz gereken bence ikinci bilgi ise dönemin en çok eser veren ismi olması. Başka ne olsun Allah'ını seversen. Yeter fazla bir de bu. Ne gerek var? Dadaloğlu haydi bismillah. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyor. Hakkımızda diyor devlet vermiş fermanı. Ferman padişahın diyor. Eyvallah saygı duyarız diyor padişahımızın fermanına. Ama diyor dağlar bizimdir, bizim mekanımız belli diyor. Ne söylersen söyle hocam diyor. Yani artistlik yapıyor dikkat. Önemli isimlerden. Yiğitçe bir söyleyiş var mı hocam? Var. Dadaloğlu isminde birisinin kibar olmasını nasıl bekleyebiliriz? Ha kendisi bir numaralı bir insan. Saygı duyuyoruz ama eserlerinde... Yüksek ton var yüksek. Kimi hatırlatır? Namık Kemal'i hatırlatır bana. Yüksek tondan, yüksek perdeden Namık Kemal var edebiyatımızda. Ziya Paşa var değil mi Tanzimat'ta? Aman. Yiğitçe söyleyiş Dadaloğlu. Varsağı koşma destanlarıyla tanınmış. Saygı duyuyoruz. Koçaklamaya 3 yıldız koyarız hoca. Haydi otel olsun 5 yıl 5 yıldız olsun konuşamadım. 5 yıldız 5. Dadaloğlu koçaklama. Köroğlu kocaklama. Karaca olan güzelleme burası önemli. Divan etkisi yok. E haydi bir beş yıldız da buraya gelsin. Bu da çok önemli. Ya Dadaloğlu'nu sorarsa kocaklamayı soracak Allah aşkına. Başka neyi soracak? Açıyorsun kitabı Dadaloğlu 10 sayfa anlatılmış. Asıl adı şudur babası şunu yapmıştır. Şurada doğmuştur bu yılda gerek yok. Yani şu ana kadar hangi yazarın sorusunu doğum tarihinden bildiğinde yaptın? Şu ana kadar hangi soruyu bir yazarın hocam asıl adı Mehmet bu fuzuli kesin dedin de yaptın? Öyle bir soru yok. Kafan rahat olsun. Ferman padişahın dağlar bizimdir e saygı duyuyoruz. Bakarsın ferman padişahın dağlar bizimdir ifadesiyle başlayan bir metin gelir ve bu sözleri söyleyen kişiye gönderme yapılır. Yapıştırırsın. Dadaloğlu'nu devam. Haydi hocam çok uzatmayalım. Video çok uzamasın. 40 dakika çekip de kafanızı iyice bulandırmayayım sizin. Bunlar yeterli olacak çünkü önemli olanlara değiniyoruz. Lazım olanlara değiniyoruz. Seyrani dedin mi? Korkacaksın korkacak. Bu adam hicivci hicivci. Hicivci derken eleştiri yazıyor eleştiri. Taşlıyor taşlıyor. Hece Artarus. Hocam biliyoruz Allah'ını seversen dur. O artistliği yaptın yeter. Medrese eğitimi almış bir kalem şairi de burada. Aşık Ömer için kullanmıştık onu unutmayın. Devrin ileri gelenlerini de yermiştir. Çok önemli bu. Cesur demek istiyoruz. Cesur şuradaki dağdaya bağlacı var ya her şeyi anlatıyor. Devrin ileri gelenlerini yeriyor. Seyrani ile ilgili soru gelir mi? Belki gelirse içerisinde hiciv kelimesinin sözcüğünün geçmeme ihtimali sıfır sıfır yok. E bismillah Bayburtlu Zihni. Bayburtlu Zihni'yi de eleştirileriyle hicileriyle tanıyacağız. Yalnız bu adamın sorulabilirliğini kanıtlayacak bir bilgi var. O da eserlerinin olması. Sergüzeşname, kitabı, hikaye garibe adlı eserleri var. Bayburtlu Zihni eserlerinin noktasında sorulabilir. Ya o kafan gitmesin. Sami Paşa Zade Sezai'nin sergüzeşti var. Hocam sanki sergüzeşti bir yerden hatırlıyorum. Hatırlama hatırlama yok. İçin rahat olsun daha geleceğiz daha oraya geleceğiz dur. Mevlana'ya nazire yazmış hocam çok önemli bir bilgi bu. Mevlana'ya nazire yazıyor dikkat. Nasıl yani hocam? Nazire nedir hocam? O öyle olmaz böyle olur demek bir anlamda nazire değil mi? Karşılığında bir eser yazmak. Daha önce yazılmış bir esere benzer hemen hemen aynı olan başka bir eser yazarak karşılık vermek. Mevlana'ya yazıyorsa Bismillah Baybu Zeni demek ki sağlam bir çayır yazar. Peki divan edebiyatından ürün vermiş. Yani divanı zihni adında bir divanı var. Divan, sergüzeşname, kitabi, kitabı, kitabı hikaye garibe. Haydi kaçırma. Kitabeyi deyince aklıma kitabeyi sengi mezar geldi. Vallahi kitabeyi sengi mezar diye bir şiir var. Aklıma o geldi. Müthiş bir şiirdir. Bir an ona giresim geldi. Bir tıkandım orada. Kitabeyi hikayeyi garibe. Haydi saygı duyuyoruz. Bayburtlu zihni nasıl hatırlayalım hocam uzatmadan? Eleştiri eleştiri seyraniden sonra ikinci isim. Devam dertli. Koşma taşlama. Hece artı aruz divanı var. Bismillah. Aşık Ömer ve Fuzuli etkisinde asıl ününü hece ile yazdığı şiirleriyle kazanıyor. 3, 4, Ahan da 5 yıldız geldi. Dertliğin unutma lütfen asıl ününü hece ile yazdığı eserleriyle kazandığı bilgisi önemli. Koşma taşlama falan dursun Çıkar mı dertli belki zor ihtimal Erzurumlu Emrah Aşık edebiyatının bir diğer sanatçısı Divan şiirini ve aruzu En çok kullanan haydi Bismillahirrahmanirrahim Ya bunu 10 yıldız atsak olur değil mi Müthiş bir madde çünkü Divan şiirini ve aruzu en çok kullanan Neden hocam Ya kendisi halk şairi zaten Bir halk şairinin divan edebiyatının Azın biçimlerini kullanması kadar garip bir şey olamaz Asıl ünü koşma semai. Gezgin şair. Gezgin bence en önemli nokta burası. Gezgin şair olması hocam çok büyük önem taşıyor. Divanı Emrah adıyla şiirlerini yayımlıyor. Haydi hocam harikasın. Şova gerek yok. Artistik yapma adam akıllı değil. Divanı Emrah. Daha ne yazsın adam. Şiirlerini burada toplamış. Fuzuli Baki Nedim etkisi. ya o daha ne yapsın. Herkesten etkilenmiş. Herkesten hiç değişmez. Erzurumlu Emrah. Büyüksün, büyüksün hocam. Gezgin şair. Bir. Aruzu en çok kullanan. İki. Divanı Emrah. Üç. Ve birçok şairden etkilenmesi. Dört. Aman, aman. Hocam sahilini kullanıyorsun. Ara ara sol el falan artiste hiç gerek yok. Sen anlatmana bak. Peki. Aşık Veysel Şatıroğlu. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın diyen büyük şairden bahsediyoruz. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonrası gözlerini kaybeder ve şüphesiz ki ömrünün sonuna kadar görmeden çalma yeteneğini sürdürecek bir isimden bahsediyoruz. Çok büyük bir isimden. Ahmet Kutsi Tecer edebiyatımıza tanıyor, tanıtıyor Allah razı olsun. Ahmet Kutsi Tecer olmasaydı bugün belki de Aşık eseri çok ama çok zor duymuş olacaktık değil mi? Aşık edebiyatının son büyük temsilcisi, divan edebiyatının son büyük temsilcisi nasıl Şeyh Galip olarak görülüyorsa Aşık edebiyatının da son büyük temsilcisi... Şeh, e, Aşık Veysel'dir. Şeyh Gayret diyecek. Allah'ım bir yardım et ya. Vallahi bugün bende bir şey var. Dostlar beni hatırlasın eyvallah. Atatürk'e ağıt eyvallah. Uzun ince bir yoldayım eyvallah. Bu ismin, büyük ismin Sivaslı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserleri bir kısmı en azından. Sade dili var, lirik bir anlatımı var, biraz coşkun bir anlatımı var. Hocam ne anlayalım bu isimle ilgili neler bilelim? Evet Aşık Edebiyatı'nın son büyük ismi. Ahmet Kutsi Tecer tanıtmış, bir de Atatürk temasını, cumhuriyet vurgusunu çok fazla yaptığını, vurguladığını söylemekte fayda var. Peki hocam, sırada ne var? Ne yok ki? Sırada tekke edebiyatı şairlerini, yazarlarını göreceğiz. Mevlana'yı da ben buraya kattım. Merak edenler, Mevlana'yı buraya kattım. Divan edebiyatında anlatılması da doğrudur. Tekke edebiyatında anlatılması da doğrudur. Büyük isimde saygı duyuyoruz. Tekke edebiyatı, yani hocam tekke derken Dini tasavvufi halk edebiyatı. İşte bu edebiyatın, e, bu anlayışın kurucusu kabul edilen büyük insan Hoca Ahmet Yesevi. Ya Hoca Ahmet Yesevi sen neyle tanıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Divanı hikmetiyle tanıyorsun. Divanı Hikmeti. Hoca Ahmet Yesevi'nin ahlaki ve dini hikmetleri var. Şiirleri var bu eserde. Kendisi Yesevilik tarikatının kurucusu. Piri Türkistan, Hazreti Türkistan gibi ifadelerle biliniyor. Çok önemli bu. Aman dikkat. Akait adlı bir eseri var. Yer altında bir oda açtırıyor kendisine biliyorsunuz. 63 yaşından sonra Hazreti Muhammed'in ölümü değil mi vefat ettiği yaştan sonra yaşamanın bir anlamı olmadığına inanıyor. Ve o yüzden de yerin altında kendisine bir oda yaptırır ve 63 yaşından sonra artık gün yüzü Görmek istemez. Hoca Ahmet e seviye saygı duyuyoruz. Yesevilik tarikatıyla hatırlayacağız. Divan hikmetiyle hatırlayacağız. Ahlaki ve dini hikmetleriyle hatırlayacağız. 63 yaşında yer altında bir odada kalması sorularda kullanılabilir bilgiler. Önemli bilgiler. Hoca Ahmet e seviye selam olsun diyoruz. Peki Yunus Emre. Diyor ki bir kez gönül kırdın ise yıktın ise o kıldığın namaz değil diyor. Tövbe haşa. Ya Yunus Emre... İnsanın kalbini, gönlünü Kabe'ye benzetiyor. Daha ne olsun? İnsana bu kadar önem veren, adeta insanın gönlünü Kabe yapacak kadar değerlendiren gönül adamından bahsediyoruz. Gönül adamından. Bak Allah aşkına şunu anlatmadan geçemem. Çok uzatmayacağım. Bir gün Yunus Emre Anadolu'ya açılıyor artık. Tapduk Emre diyor ki git Yunus git. Artık sen Anadolu'ya yayıl. Yay İslamiyet'i diyor. Yay dini bilgilerini. Yunus Emre yola çıkıyor. 40 yıl odunculuk yaptıktan sonra Tapduk Emre'ye 3 tane derviş görüyor. 3 tane derviş bak. Takılıyor bunlara 4. derviş. Dağda bayırda geziyorlar. Her akşam bir derviş dua ediyor. Diyor ki Allah'ım biz İslamiyet'i yaymaya çalıştık. Seni tanıttık insanlara, seni anlatıyoruz, senin güzellikleri de anlatıyoruz, senin varlığını, birliğini anlatıyoruz. Ne olur bize birkaç tas çorba yemek içecek, Herkesin önüne tak 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 bir tas yiyorlar içiyorlar. İkinci gün diğer derviş dua ediyor. Diyor ki Allah'ım biz senin için çalışıyoruz. Allah'ım sana yöneldik. Nefsimizi körelttik. Ne olur bir tas çorba içecek yiyecek. Yine tabaklara birkaç şey yiyorlar içiyorlar eyvallah. Üçüncü gün üçüncü derviş sıra Yunus'a geliyor. Yunus Emre dua edecek diyorlar ki sen de dua et diyorlar Yunus Emre'ye. Sen de dua et sıra sende. Yunus Emre tabi tedirgin. Allah'ım diyor. İlk defa dua edecek bu tarz bir dua. İlk defa karşılaşıyor. Allah'ım diyor. Bu dervişler diyor. Kimin için dua ettilerse ben de onun için dua ediyorum. Hayda. Her taraf donatılıyor. Her şey var masada. Müthiş bir ziyafet kuruluyor adeta. Üç derviş yaklaşıyor Yunus Emre'ye ve diyor ki ya Yunus Allah aşkına her gün biz dua ederken bir iki tas gelirdi. Sen kimin için dua ettiğinde bu kadar her taraf donatıldı ziyafet çekiliyor. Yunus kimin adını söyleyecek? Diyor ki siz söyleyin. Önce siz söyleyin. Kimin için? Siz kimin için dua ettiniz? Dervişler diyor ki bak dikkat buraya. Yunus Emre diye bir derviş var. Biz onun için dua ettik diyor. Allah bismillah burada dur. Burada bu ders bitsin. Burada bu kağıtlar yırtılsın Allah aşkına. Biz diyorlar Yunus Emre diye biri var onun için dua ettik. Tövbe haşa. Yunus Emre işte o an anlıyor ne kadar büyük bir yazar şair bir derviş olduğunu bırak yazarlığı şairliği ya. Ne kadar ermiş bir kişi olduğunu o gün anlıyor. Büyük Yunus bu adam mutasavvıfçı ilahi türünde bir numara bir daha ötesi yok. İki numaraya belki eşref Rumi'yi katabiliriz ama bir numara Yunus Emre. Divanı var, Risalet-i var, nasihatler kitabı anlamına gelen Risalet-i Peki hocam, kime bağlandı? Tapduk Emre'ye saygı duyarım. Arı bir Türkçe var. Arı, arındırılmışın kısaltılmış arkadaşlar. Arı Türkçe, sade Türkçe demek olur mu? Yalın dil. Sehli mümteni örneklerini verir. Ya Yunus'un şiirine bakarsın. Ne var ki bunda dersin yani ben de yazarım. Hadi yaz deriz. Yüzyıl düşünürsün bir cümle kuramazsın. Yani hocam bakarsın yazılışı sanki kolay gibi. Dışarıdan bakınca ne var ki dersin ama öyle olmayan eserlere Sehli Mümteni örneği diyoruz. Şiirleri aynen öyle işte. Hem aruzu hem heceyi kullanmış. Saygı duyuyorum sadece hece ölçüsünü kullandığını düşünsene ne harika bir özellik olurdu. Hece artı kullanıyor. Peki hocam ne hatırlayalım? Ya gönül gönül gönle önem verir cepte kalsın taptuk emreye intisap etmiş. Ona mensup olmuş. E ilahi türünde bir numara e, var Risaleti Nusiyası var. Yunus'la ilgili muhteşem bir hikaye daha var ama yok yok anlatmayacağım. Yok 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 hiç ısrar etmeyi anlatmayacağım abi. Çünkü 20 dakika olmuş ya. 20 dakika olmuş. Daha nereye hikaye anlatıyorsun? Ah 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 bunların hikayelerini bir anlatırım ki. Yok 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 gerek yok. Bektaşilik. Hacı Bektaşi Veli. Nefes nefes 10 yıldız atsan yetmez ben 5 atacağım. Nefes devlet alınmış. Pir Sultan Abdal gibi unutma. Makalat, Besmele Şerhi, Şatiye, Hadisi Erbay'in tercümesi yani 40 hadis tercümesi yazmış. Makalat burada bir numara olur mu? Çok önemli öğretilerinin yer aldığı. Velayetname adlı bir eseri daha var. Burada da velilerin, Hazreti, muam... şey, Hazreti Şahzeti diyorum Hacı Bektaşi Veli'nin hayatı burada anlatılıyor. Aman dikkat. Horasan Nişavur vurgusu yaptım. Eyvallah saygı duyuyorum nişa burada doğdu falan gibi ifadeler çok değerli olmamakla birlikte bakarsınız bir yerlerde gelir. Peki Hacı Bektaş nefes diyeceğiz, makalat diyeceğiz, başka da bir şey demeyeceğiz. Aslında diyecek çok şey var ama biz sınava hazırlanıyoruz. Yani üniversiteye falan, mülakata falan gitmiyoruz. Ne bileyim yüksek lisans için bir yere başvurmuyoruz. Ne gerek var gereksiz bilgilere? Bize lazım olan bunlar sınavda. Fazla bile hatta. Mevlana Behte doğmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şemsi Tebrizi'ye intisap edince bir anda tasavvufa yöneliyor. Tüm eserlerini parça yazmış. Muhteşem bir bilgi. Tüm eserleri pasça tasavvuf düşüncesini yaymaya çalışır. Sadece arus, mükemmel bilgi bu da sorarlar. Sevgi ve hoşgörü çağrısı ya bu da harika. Mevleviliğin kurucusu ya bu da mükemmel. Çünkü adam mükemmel adam. Sen Mevlana'yı anlatıyorsun. Hangi madde değersiz olabilir ki? Mesnevi, divanı kebir, mektubat fî mafih, Mecalis-i seba adında eserleri var. Mesnevi'yi bilmeyen var mı? bir kamış koparılıyor değil mi kamışlıktan Sonra onun çektiği acılar, hikayeler, çileler anlatılacak. Neler neler anlatılacak. Devam Mevlana'yla. Sevgi, hoşgörü çağrısı cepte kalsın. Tüm eserlerini Farsça yazması bence favori bilgilerden. Sadece Aruz'da yazması harika. şems Tebrizi'yi sorarlarsa, yani bu isim geçerse Mevlana yine çok rahat yapıştırabilirsiniz. Peki uzattım artık bitiriyorum. Kaygısız Abdal, namelerin yazarı, namelerin nerede name var yapıştır gitsin. Budala Name, Muglata Name, Vücut Name, Saray Name minbername, dolapname, salatname, gevhername ve dilgüş ha. Nameler şair adeta. Hece artı Nefesi var. Fakat şatiyeler de yazmış. Bence kaygısız gelirse. Tamam eserleri mutlaka sorulur. Çok önemli. Ama ikinci ayrıntılı ve çok karakteristik özellik alaylı ve nükteli yazması. Zaten şatiye de oradan geliyor. Biliyorsunuz İslami ilkelerle alay edercesine konuşma şatiye. Değil mi? Alakasız yani tamamen e, sanata dökülmüş. Tabii ki Allah'ın varlığının birliğini anlatıyor. Dinimizin büyüklüğünü anlatıyor. Ama biraz daha böyle alaycı nükteli bir dille anlatma durumu var şatiyelerde. Kaygusuz Abdalı şatiyelerle tanıyacağız. Alaycı nükteli. Yunus etkisi var kendisinde. Yunus Emre etkisi. Ve yalın bir dille yazmış. Kaygusuzla ilgili şu eserleri bilip biraz da alaylı nükteli. ve azıcık da şatiye dedik mi? Tüm soruları yapabilirsiniz. Bitiriyoruz. Bitti artık acı bayramı veli. Bayramiye tarikatının değil mi kolunun kurucusu. 3-4 tane şiiri gelmiş arkadaşlar günümüze. Çok fazla eseri ulaşmamış. Tasavvuf ehli çok fazla bilgi olmadığı için hakkında asıl adı Numan'dır bilgisini hemen hemen her soruda göreceksiniz. Asıl adı Numan'dır çok önemli olmamakla birlikte hakkında çok bilgi olmadığından bir anda değerli hale gelen bir madde bu. Dinin emir ve yasaklarını anlatıyor daha çok eserlerinde. Hacı Bayramı Veli, büyük insan, aman dikkat, haydi kaçırma. Eşrefoğlu Rumi, hocam Eşrefiye kolunu kurmuş. Kadriye tarikatının Eşrefiye kolu. Aruz Artece, Yunus etkisi, Yunus'tan etkilenmeyen kim olabilir ki? O adamın o dönemde yaşamıyor olması lazım. Mutasavvıf, yalın dil, divanı ve müzekkin nüfus adında eseri var. Müzekkin nüfus, haydi kaçırma Yunus etkisi belki burada etkili olabilir. Eşrefe'ye kolu bir zahmet adından zaten çıkan bir bilgi. Bence burada Yunus etkisi önemli, divan ve müzekkin nüfus önemli, gerisi önemsiz. Pir Sultan Abdal, haydi bismillah kaçırma, coşkun bir dili var, nefesleriyle tanınıyor. Alevi bektaşi dergahlarında fazlasıyla bilinen büyük bir insan toplumsal konulara çok fazla değinir. Ama öyle değinmekle kalmaz. Eleştirir eleştirir. Gözü karadır. Asla çekinmez. Sözünü asla sakınmaz. Net eleştirileri vardır değil mi? Çok önemli bu anlamda. Sadece Ece ile yazmış. Dadaloğlu, Köroğlu ve Karacaoğlan olan üçlüsünü bir köşeye ayırdık. Pir Sultan biliyorsunuz tekke edebiyatı. O yüzden onu orada anmadık. Yani Karacaoğlan, olan Dadaloğlu, Köroğlu üçlüsüne Pir Sultan'ı katmadık. Çünkü onlar aşık edebiyatındaydı değil mi? Pir Sultan Abdal tekke edebiyatından. Din dışı konularda da yazmış. Divan edebiyatı etkisi yok. Bence burada her madde değerli. Hepsi birbirinden önemli. Ama bir numaraya nefesi koyalım. İki numaraya divan etkisi yoku koyalım. Üç numaraya belki sadece CC'yi kullanması konulabilir. Haydi uzattım Erzurumlu İbrahim Hakkı. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor bu söz Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait. Aman dikkat Erzurumlu Emrah'la karışmasın. O gezgin şair dur kafan karışmasın. Divanı var marifetnamesi var. Bence burada marifetname önemli sorulur mu? Bilmem çok zor ihtimal ama gelirse marifetname gelir. Niyazi Mısri etkisi var dursun. Malatyalı Niyazi Mısri. Aruz artı hece. Tamam bence burada meylam görelim neyler. Neylerse güzel eyler sözünün. Erzurum İbrahim Hakkı'ya ait olduğu bilgisi yerinde bir bilgi. Divanının olması bir cepte biraz beklesin ama. Marifetname daha önemli gibi. Bitiyor sayfalar bakayım bir. Evet son sayfamız. İçiniz rahat olsun. Niyazi Mısri Malatya demiştik. Tasavvuf ehli. Didaktik şiirler yazması bence burada en önemli bilgi altın. Hecar, Tarus hemen hemen hepsinde vardı. Divanı var. Şerhi nutkı Yunus Emre. Yunus Emre'nin nutkunu şerh yani açıklama anlamında bir ifade. Risale-i Vahdedi Vücut adlı de yine Niyazi Mısri'ye ait. Evet arkadaşlar halk edebiyat şairlerine yer verdik. Yeterli mi? Bence fazla fazla. Vallahi fazla, billahi fazla. Hiçbir kitaba şu an ihtiyacınız yok. Azıcık videoyu tekrar ediyorsunuz bir iki defa. Sonra bol bol soru, olay bitiyor. Bu yazarlarla ilgili ikinci videomuzdu. İlk videomuz divan yazarlarıydı, şairleriydi. İkinci videomuz halk edebiyatı oldu. İnşallah 3 tanzimat olacak. Tanzimatta akrostiş de anlatmaya tekrar başlıyorum. Çünkü bu isimlerin çok fazla özelliği yoktu. O yüzden akrostiş burada zorlamadık sizleri. Tanzimatta tekrar görüşeceğiz. Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram hesabım. Pelikan kitabevi de kitaplarıma ulaşabileceğiniz en hızlı ve güvenilir adres. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.